Selamlar, sevgiler, saygılar. Sevgili bot izleyenler, sevgili bot dinleyenler ve sevgili bot oynayanlar, ayrıca sevgili bot oynama adamları. Düşük seviye bir maçtayız. Erhan diye bir arkadaşım var. Erhan diye arkadaşımla birlikte World of Tanks oynuyoruz. Kendisinin düşük seviye tankları var. Ben de ona eşlik ediyorum. Her zaman 10, 9, 8 gibi seviyeler oynamıyoruz. Zaman zaman düşük seviye olan arkadaşlarımıza da eşlik ederek onlarla birlikte World of Tank'ın bu iğrenç RNG'sinin ve iğrenç şanssızlıklarını hep birlikte yaşıyoruz efendim. Bu bölgede Rumberg haritasında hemen sağa gidiyorum, ortadaki düşmanları açıyorum. Hızlı bir şekilde karşında bir düşman daha açtıktan sonra iki apartmanın arasından aşağı inerek kendimi güvenli alana almak istiyorum. Özellikle Erhan'ın bu videosunu çekmek istedim. Onu göstermek istedim size. Kendisi oyun kurdu. Kendisinin de kanalı var zaten. War Thunder oynuyor, daha birçok oyun oynuyor ama aynı zamanda World of Tank'a da onu da başlattık. Onu da bu zehiri empoze ettik. Şimdi orada spotu yaptım. Kendimi güvenlik bölgeye aldım. Bu pencere içerisinden, bu cam içerisinden geçenlere bakacağım. Var mı, yok mu diye onları inceleyeceğim. Eğer herhangi bir tank geçerse ateşimi edeceğim, spotumu yapacağım. Böylelikle takımıma yararlı bir birey olacağım. Gördüğünüz gibi muazzam derecede kötü nişanımız var. Saçma bir tank. A25HH1 diye bir tank. Onunla oynuyorum çünkü seviye 4 tankım çok fazla yokmuş. Ben de hazır olan seviye 4 tanklardan birini aldım açıkçası. Asıl burada oyun göstermek istedim. Erhan'ın son dakikada yeni başlayan biri olmasına rağmen biraz da evet şansı vesaire gibi faktörlerin de etkisiyle oyunda son dakikalarda yaptığı birkaç hamleyi göstermek istiyorum. Ve enteresan da bir olay var. Onu da göstereceğim size maç sonunda. Çok lagalugo yaptım. Çok geyik yaptım. Çok uzattım. Çünkü buralarda çok fazla bir aksiyon olmuyor. Hızlıca ileri alıyorum. Biraz bekliyoruz. Buralarda gördüğünüz gibi hiç gelen, geçen yok. Camdan bakıyorum yok. Arkadan bakıyorum yok. Ortadan bakıyorum yok. Önden bakıyorum yok. Tabii ki bir erdem olarak ne yapıyoruz abi? Iskalıyoruz. RNG bizden yana değil. Ama ikincisinde o tanka mermiyi sokuyorum. Ve orada şunu görüyorum. Bizim arkadaşlarımız 2'ye 1 olmasına rağmen biraz zorlanacak gibiler. Hemen yanlarına giderek destek vermek istiyorum. Yanlarına ulaştığımda bir tanesi ölmüş oluyor. Ama biz yine orada 3 kişiyiz. Rakip tanklardan birine ateş ediyorum. Pardon, bu arada biri ölmemiş. Yanlış görmüşüm. Rakip tanklardan birine ateş ediyorum. Diğeri de buradan geçecek derken hayır, diğeri apartmanın arkasından geçiyor. Beni de orada bir yanılgıya sürüklüyor. 10 TP'nin arkası dönük. Atışımı yaptım. Girdi. İkinci atışımı yaptım. Girdi. Üçüncü atışımı yapacağım. Çıktım. O da girdi. O da bana ateş etti. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı eşit miktarlarda hasar veriyoruz. İlk başta 4'e 1, 4'e 1, 4'e 0 gibi bir yenilgimiz varken şu anda maçı 10'a 8'e getirdik. Şimdi artık 10'a 8'e geldi. Burada ben direkt karşı tarafa geçip arkadan yakalamak istiyorum adamları ama biraz mesafenin uzun olacağını düşünüyorum ve ortadan gelen F4-5 hattında olan tanklar dikkatimi çekiyor. Benim oraya basmam gerektiğini düşünüyorum. Ve oraya doğru atağa geçiyorum. Sağda spotumu yiyorum. İlgilenmiyorum onunla. Çünkü iki tane tankımız var arkada. Biliyorum ki o iki tank o tankı mutlaka garaja yollayacaktır. Ortadaki tanklara demiştim gidelim ve onlar da bana doğru geliyormuş. İki atışı isabetsiz. Benim atışlarım isabetsiz. Nişan almakta çok zorlanıyorum. Ona rağmen şansımla bir şekilde adamı vuruyorum. İkinciye tekrar otomatik nişandayım zaten. İkinciye de vuruyorum ama adamı bir türlü garaja yollayamıyoruz. Öldürmeyin Allah. Öldürmeye lafının cümlesinin birebir burada geçerli olduğunu görüyoruz. Buna karşılık o benim zırhımı bir kevgire çevirmiş durumda. Çatır çatır deliyor. Fakat o da farkında. Burada tekrar sektiriyorum. Tekrar öldürmeyin Allah, öldürmüyor diyorum. Bu sefer öldüreceğim diyorum. Vuruyorum, yine öldürmüyorum. Öldüremiyorum ve son olarak tekrar atışımı yapıyorum ve onu garaja yolluyorum. Yani anlatırken yoruldum. Anlatırken yoruldum. Nasıl ölmez bir tank? Niye? Çünkü alfa hasarımız çok düşük. Şimdi burada bekledim. Haritaya bakıyorum. İleri doğru gidiyorum. Aslında tekrar sağa doğru gidecektim. Yani A5, A6 hattına doğru gidecektim. Fakat Erhan'ın orada tek başına olduğunu görüyorum. Orada bir tank var. Bizim diğer arkadaşımız Saharino ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Sahrino. O da arkadan basmak istiyor rakibe. Ben Sahrino'nun yanına geçiyorum. Çünkü Erhan'a doğru dönük olduklarını düşünüyorum tankların. Erhan biraz daha zırhlı bir tank. Bize göre hatta biraz daha değil. Epey zırhlı bir tank. Burada bir tankı görüyorum. Çehre tankı. Chi-Ra tankı ya da nasıl okunuyorsa artık o. Chi-He. Chi-Ha tankı.
İlk atışımı yapıyorum, ıskalıyorum. Arkadan bir tank vuruyor. Ben tekrar atışımı yapacağım. Yine ıskalıyorum. Topum muazzam derecede isabetsiz. Arkadan bir atış daha yiyorum. Artık garaja gitmek üzereyim. Son şansımı geçebilecek miyim? Geçemiyorum. Erhan'ın kameradayız. Matilda'dayız. Burada Erhan'a diyorum ki Erhan bekleme. Erhan bas. Niye basması gerektiğini şöyle söyleyeyim size. Erhan şu anda 2'ye 1. Bu bölgede. E hattında 2'ye 1. Ve Erhan basmazsa iki tank aynı anda Erhan'a basacak. Erhan'a bas diyorum ama yanlış basıyorsun. Zırhına hafif çapraz ver diyorum düşmana ki seni denemesin diyorum. Böyle mi diyor? Kısmen diyorum. Neyse çok düşünme, biraz daha yaklaş. Korkma çehreden diyorum. Sen onu yersin diyorum. Böyle mi diyor? Evet diyorum. O atışını yapıyor, ıskalıyor. Tekrar atışını yapıyor, ıskalıyor. Bu arada arkada bir tank spotlandı. O tank arti. Erhan diyorum arkada arti var. Arti ıskalıyor. Hani gerçekten muazzam bir şans. Ve o arada Erhan da çere tankını, ÇH ya da nasıl okunuyorsa o tankı garaja yolluyor ve artıya dönüyor. Artı o arada tabii ki çoktan Üsküdar'ı alıp atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Üsküdar'ı alıp atı geçiyor diyecektim. Erhan yine atışta kalıyor burada. İki arada kalıyor. Sağdan atıyor fakat Erhan'ın şöyle bir şansı var. Düşmanlarının canı çok az ve Erhan'ın canı çok fazla ve Erhan'ın zırhı çok fazla. Böyle bir avantajı var. Fakat o çehreyi garaja yollamasaydı Erhan çok sıkıntı çekecekti. Artı bu arada Erhan'a vurdu. Diyorum ki Erhan önce artıyı al diyorum. Önce artıyı al diyorum derken Erhan diğer düşmanı da alıyor. Derin bir oh çekiyoruz ve artı artık Erhan'la başa baş kalıyor. Bu arada tabii Stuk da gelecek ama Stuk oraya çok uzak. Erhan birinci atışını yapıyor. Oradan nasıl geldi, nasıl becerdi o atışı bilmiyorum. Ama o atışını yaparak tek atışlık durumuna getiriyor. Şutluk geliyor zaten artık. Erhan diyorum pozisyonunu al, oradan vurabilirsin tankı. Çok fazla gitmeye gerek yok diyorum. Şutluk çok hızlı bir şekilde geliyor, ramlıyor ve artıyı garaja yolluyor. Şimdi bu maçı niye koydum? Bu maçı neden sizinle paylaştım? Bir kere düşük seviye bir maç. O yüzden koydum. Maçta çok elzem bir şey oldu mu? Hayır. Fakat düşük seviye maçlar genelde böyle oynanıyor. Ve düşük seviye maçta nispeten zırhlı bir tanksanız şansınız çok fazla artıyor. Matilda'yı gördünüz. Şehre'yi gördünüz. Erhan çok yeni başlamış biri. Eli çok soğuk. Çok fazla bilmiyor. Oyunun dinamiklerini, tankların dinamiklerini. Ama buna rağmen oradan birazcık da benim yönlendirmemle sağ çıkabiliyor. Şansı artı ıskaladı. Şansı Çehre'ye gitti. Çiro'ya mı? Çiha mı? Neyse artık ona gitti. Çi tankına diyeyim. Çi tankına gitti. Onu bastı. Aldı. Ve en sonunda da Erhan takımının kazanmasına sebebiyet verdi efendim.